Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, tarihi Karabağ zaferi Türk yoluyla taçlanıyor. Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Dağlı Karabağ, Nahçıvan'a karayoluyla bağlanıyor. Böylece bir asır sonra Türkiye karayoluyla Bakü'ye direkt olarak ulaşacak. Orta Asya'da büyük bir heyecan uyandıran yeni yol, bölge ülkeleriyle ticarette dönüm noktası olacak. Karabağ Harekatı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nın en önemli kazanımlarından bir tanesi Nahçıvan-Azerbaycan arasında yeni bir koridorun kurulması oldu. Zaferle ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlı Karabağ ile birlikte ikinci Özerk Bölge Nahçıvan arasında karayolu bağlantısı kurulacağını duyurmuştu. Bu bağlantıyla Anadolu ile Türk dünyası kesintisiz olarak bağlanmış olacak. Tüm bölgede heyecana sebep olan bu yolun bir ayağını oluşturan demiryolu çalışması hız kazandı. 2018 yılında başlayan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu projesi tamamlanmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu da yeniden canlanacak. Ermenistan'ın İran sınırına yakın topraklarda açılacak koridolla Türkiye ile Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez karadan birbirine bağlanmış olacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya arasındaki jeopolitik anlamda yeni bir dönem başlamış oldu. Türk dünyasının içerisinde yapay coğrafi engel ortadan kalkarken bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya arasında önemli bir ticaret ağı olması bekleniyor açılacak koridorla beraber yeni bir ticaret potansiyeli meydana gelecek. Nahçıvan'daki muhtemel hattın yeri, mesafesi ve kullanım şekli, ikili ve çoklu ticaret, kargo taşımacılığı, bölgeye ekonomik olarak yeni bir soluk getirecek. Böylece Türkiye'nin Orta Asya ile ihracat potansiyeli artmış olacak. Türkiye'nin bölgede eli güçlenmiş olacak. Daha önce Azerbaycan'dan Nahçıvan'a karayoluyla ulaşmak için Gürcistan, İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Azerbaycan ve Nahçıvan arasında inşa edilecek koridorla beraber Azerbaycan'dan Nahçıvan'a karşılıklı gelişlerle İran'ın bu bölgede etkisi azalmış olacak. Bu durumdan dolayı İran yönetiminin rahatsız olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni ise Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaretin 30 yıldır İran üzerinden yapılması. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu. Allah Türkiye yar olsun. Zaferimiz hayırlı olsun.